Halid-i Bağdadi, büyük bir evliyadır. Tesirli sözleriyle nasihatleri vardır. O bir gün buyurdu ki, muvaffak olmak için, günah işlememesi lazım gelir kişinin. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kadisiye Savaşı'nda, 200 bin kafiri görmüştü karşısında çok muhkem kaleler ve manialar, nehirler ve İran ordusunda var idi hem de filler. Yani çok zor ve çetin olacaktı iş bu harp. Zira o güne kadar fil görmemişti ashab. Halife Ömer Faruk ordu kumandanına kısa bir mektup yazıp gönderdi derhal ona. Mektup İki satırdan ibaretti kısacık. Bir taktik veriyordu kumandana pek açık. Yazmıştı ki, Düşmandan sakın korkma ya saat! Ve hiç günah işleme, Hem buna verme fırsat. Askerin arasında varsa günah işleyen, Ayır o kimseleri askerinin içinden. Zira günah işlerse, sen ve senin askerin, o İran ordusundan ne farkın kalır senin? Şunu da bilmiş ol ki, hem de kesin olarak, Allah, günah işleyen kavmi etmez muvaffak. Öyleyse, yapacak iş, her şeyden daha önce, dini İslamiyeti öğrenmektir iyice sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Bir kişi kendisini akıllı sanır ise, daima sıkıntı ve çile çeker o kimse. Çünkü böyle zannetmek nefsinin arzusudur. Nefsini dinleyen de bulamaz rahat huzur sırf nefsi kırmak için gelmiştir İslamiyet. Allahü Teala'ya düşmandır nefis elbet. Kırabilmek için de bu nefsi emmareyi öğrenmek lazım gelir. İslam'ı gayet iyi. Yani biz nefse değil, nefs bize uyacaktır. Nefsine uymayanlar yarın kurtulacaktır. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep, haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Çünkü edep ve haya zinettir insana hep. Vasıl olamamıştır hakka hiçbir bi edep. Bir gün cemaatine dedi ki, Cenab-ı Hak halk eyledi bizleri seçilmişler olarak bir İslam diyarında mümin anne babadan geldik ki büyük nimet olamaz daha bundan. Zira bugün dünyada yaşayan bu insanlar içinde nice bedbaht, talihsiz kimseler var. Yani Hak Teala'yı bilmeyen nice insan kendi yaratanına ediyor günah, isyan. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize iman gibi kıymetli bir nimet verdi bize.